Şimdi ateşkes yok manşetini anlatmaya başlayayım. İsrail hayır diyor. Hamas hayır diyor. Ciddi anlamda kara savaşının daha doğrusu kara harekatının başlama ihtimali var. İşte görsel eşliğinde anlatayım. Tabii tüm ülkeler bu olayda Filistin, Orta Doğu meselelerinde tırnak içinde meşrebine göre ta eskiden aldığı tavrı sergilemeye devam ediyor. Amerika'ya sorarsanız İsrail kendisini savunmak zorunda. Rusya'ya sorarsanız itidal tavsiye ediyor. İran bilirsiniz Siyonizmin oyununa gelinmeyecek. Pakistan İslam birliği olmalı. İslam kardeşliği bir oluşum olarak bu meseleye vaziyet etmeli. Herkes durduğu yerde ama hiçbir şey değişmiyor. Çözümsüzlük çözüm değil. Buyurunuz başlayalım. Ara kim? Dün zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le telefon görüşmesinin ardından bunu tahmin etmemiz gerekirdi. Putin, Rusya, Mısır'la birlikte, ile birlikte şu anda ara buluculuğa İsrail ve Hamas arasında soyunmuş durumda. Önce ilk çatışmalarda İsrail ateşkesi evet demişti. Hamas hayır. Biz Mescidi Aksa konusunda Kudüs kırmızı çizgi hassasız demişti. Sonra yaşananları biliyorsunuz şu anda... Hamas ateşkesi evet diyor. Bu kez İsrail hayır ben harekatımı uçaklarımı durdurmayacağım diyor. Yetmedi bitmedi. Tanklar harekete geçmiş durumda. Şu tank işte İsrail'in kendi tankı. Sadece İsrail üretimi kendisi kullanıyor bu tankı. Şu anda Gazze sınırına konuşlanıyor. 7 bin yedek güç personeli Gazze sınırına konuşlandırmak için askere geri çağırdı İsrail. Tüm muharip sınıflarda yani piyade, özel birlikler dahil izinler iptal edilmiş durumda. Peki İsrail kara harekatına hazırlanıyor da Hamas boş mu duruyor? Hayır boş durmuyor. Onlar da İran destekli üretilen işte kamikaze dronlar. Aykut yansıtıyor size çok sayıda kamikaze dronun Gazze'ye ulaştığı söyleniyor. Bundan sonra ne görebiliriz bu krizde, bu savaşta? İsrail tanklarıyla daha beter cana kastetmesi, Hamas'ınsa kamikaze dronlarla gördüğü her İsrail ordusu hedefine saldırması. Maalesef yakın gelecekti. şöyle 3-5 gün içinde bir ateşkes görünmüyor.